Merhaba. 2014'ün ilk Altın Elbiseli Adam programına hoş geldiniz. Altınlı Gece serisi bir kere güzel bir yere geldik. Üsküdar'daki platoya geldik. Sağ olsun İlker Bey bizi çok nazik bir şekilde davet etti platosuna. Gördüğünüz gibi ferah fahur bir yerdeyiz artık yayında. Artı yer büyüyünce masamız da geldi. Bak masa var artık yıkılmıyor. Ve iki tane konuğum var bu akşam. Devrim Sirmen ve Fuat Domaniç. Sağ olsunlar ikisi de beni kırmadan geldiler. Şimdi 2014 ile ilgili önce tatsız kısmından başlayalım. Evet abi. Tatsız kısmı şu. Bir, ekonomik kriz geliyor abi. Bir cisim yaklaşıyor. Böyle çığ gibi geliyor. Bunu bir kere hepimiz biliyoruz. Motorlar uzaklaşıyor. Motorlar süratle uzaklaşıyor. Bir sürü planlar vardı. Birçok abi vazgeçti. Hatta bir tanesi burada galiba. Evet. Mesela ne düşünüyordunuz Devrim Bey? Bu KTM'nin yeni çıkardığı motoru düşünüyordum. 1290 Superbük. 1290 Superbük. Şimdi işte internetten girip posterini yapacağım. Ona bakacağım. Çok güzel. Neden abi? Valla bu kurla 70 milyara geçiyor. Çok güzel. Önümüzde göremediğimiz bu dönemde o kadar parayı hadi denkleştirdik diyelim. Sonra ne yapacağız? Kaldı ki biliyorsun Türkiye piyasasında naked ikinci el olarak en şahane yani böyle yolun sonu artık. Yani dök dök ye. Son sahibisin. Yarı fiyatına satarsan öp başına tabii. Koy. Kardeş gelir diyorsunuz yani. Tabii. Gelir. Anladım. Evlatlık yani. Eşim kuma istemiyor. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi bir kere bu fiyat meselesi var. Kurlar yükseliyor vesaire. Artı kur sebebiyle değil ama bazı markalardan duyduğumuz kadarıyla Türkiye pazarında daha fazla kar etmeleri gerektiğini düşünmeye başlamışlar. Çünkü satış rakamları artmış. O yüzden hani dolar yükseldi, euro yükseldi. O yüzden fiyatı zamlanacak değil. Artı adamlar fiyatlarını yükseltecekler. Dolayısıyla bazı markalarda bu fuarda böyle çok acı şeyler görebiliriz. Artı galiba ÖTV'ye de zam gelmiş. Henüz motosiklet etkilendi mi etkilenmedi mi bilmiyoruz. Otomobil diye geçiyor haberlerde. Otomobilleri bir şey yapmışlar. Onları bir şöyle cilalayıp parlatmışlar. Motorlu taşıt vergileri bilmiyorum motoru evet. Da etkileyecek mi? Tabii onlar da bir zamlanıyor. Dolayısıyla bir böyle bir hem gelirlerde bir sıkıntı yaşayabiliriz 2014'te görülen o ki. Artı giderlerimiz de artıyor. Motor almakta biraz zorlaşıyor. Şimdi bu işin bu kısmıydı. Bir de seçim var. Çok güzel. Şimdi Sofi'nin seçimi. Evet. Şimdi çok güzel şeyler olacak anladığım kadarıyla. Çünkü kimse mangalda kül bırakmıyor. Siyaset adamlarına bakıyoruz. Dönemin işte bıyıklı bıyıksız, şeyli kıyafetli kıyafetsiz. Hepsinde öyle atışlar serbest. Bizim derdimiz yakın zamanda buraya bu seçim maratonları başlamadan vakit buldukça belediye başkan adaylarını, aday adaylarını buraya çıkartalım. Oturtalım yanımıza. Diyelim ki motosikletle ilgili ne yapacaksınız abi? Anlatın. Sayın Başkan diyelim. Bakalım ne diyecekler bize. Bu kısmı var. 2014 böyle. Şimdi gelelim detaylı işlere abi. Ben gene konuşuyorum böyle Anadolu, Ankara, İzmir çeşitli yerlerdeki arkadaşlarımla. Şu ara otomobil piyasasında oturmuş bir tabir var. Abi araba alacaksan diyor, deri koltuk olacak, bir de kelesko olacak diyor. He? Kelesko. Kelesko. Bilmiyor musun? Kelesko. Keyless go. Anahtarsız sürülen araba demekmiş. Anam. Peki. Tamam. Evet. Şimdi böyle motosikletler var. Ya maalesef var. Mesela. Evet. Bayılıyorum yani. Hastasıyım kendilerine. Ducati Multistrada var. Ducati evet. Multistrada. Evet. Cebine anahtarı koy, bin, git. Anahtarın pili bittiğinde gidonu da kilitlensin, havaya uç, öl. Gideme. Gideme. Bunu bilmiyorum. O kadar mı? Valla benim duydum, hani şimdi çok abartmış da olabilirim ama yani şu oluyor. Yani giderken bu olmuyordur ümit ederim ama. Herhalde. Anahtar işte uzaktan kumandalı kelesko ya amca. Evet. Bu cisim bir pille çalışıyor sonuçta. Tamam. O pil de bir ara bitiyor. Peki başka bir senaryo düşünüyorum. Daha önce başına gelen olmuştur. Cebinden mesela motosiklet sürerken ben işte anahtarımı düşürdüm. Evin anahtarını kaybettim. Cep telefonunu düşürmüş çocuk motorla giderkenler oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Güzel. Peki Multistrada ile ben giderken anahtarı düşürürsem gidonu kilitleyip bir stop mu edecek demek bu? Ona göre bir yazılım yapmışlardır herhalde. Onu İtalyanlar. Ümit ediyoruz. Yani. Veya yapmaya çalışmışlardır diyeyim. En azından evet, yolda giderken kelesko uçtu. sonra? Ne olacak? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Evet. Yani peki, Harley'de var bu bir de.
biliyorsunuz. Ay biliyorum yani. Evet abi. Her o Halil'in o işte keles kolusu. Böyle her park ettiğinde o kendi imkanlarıyla bir o alarm bir kere ötmeye başlar. Güzel. Zaten bu motorlu araçlardaki o öten alarm sistemi sadece ve sadece kullanıcısına ve çevresine zarar vermekle mükellef bir şeydir. Hırsızlara hiçbir etki ettiğini ben daha duymadım, görmedim abi. Özellikle immobilizer ayrı bir yaranızdır. Güzel. Bak yani. Hırsız konusuna geldik. Çok güzel dedin abi. Şimdi geçen hafta yılbaşından önceki gün bir arkadaşımız geldi. Cenk dedi ki abi dedi cellat geziyor. Dikkat edin. Motorlarınızı... Bir tane mi varmış bunda? Bir tane çok meşhuru var. Cellat geziyor dedi. Eyvah eyvah. Motorlarınızı çok iyi kitleyin, saklayın, edin, tutun. Çünkü alıp götürüyor. Hapse girerken bacağından vurmuşlar. Sakat kalmış bu adam. Çıktığında hapisten... Belli bir kişiden bahsediyoruz. Belli bir kişiden bahsediyoruz. Bu adam demiş ki motor bırakmayacağım ulan. Hepsini çalacağım. Vay vay vay. Götürüyor. Hemen parçalayıp mezbaha diyorlar ona. Hemen parçalıyor. Hemen satış çeşitli kaynaklardan, internet üstünden, ikinci el parça kaynaklarından satışa çıkıyor. Aman bak zam geldi dedik. Euro yükseldi, dolar yükseldi dedik. Ha bir de kazançlarımız da düşebilir. Ekonomik kriz geliyor dedik. Ama motorunuzu çaldırmayın ha. Yenisini almak daha da zorlaştı yani. Ona göre. Yani bu konuda çok dikkat edin. Ne yapalım diye sormuş birisi. Bir kere mümkünse tabii şey değil, garaja kapalı bir yere bırakalım. Yani. Oranın da kilitli ve güvenli olduğuna emin olalım. İşte bu en son çalınan motor İspark'ın otoparkından gitmiş. İspark'ın otoparkından. Evet. Ve kamera görüntüleri var. İspark'la işte mahkemelik olmuşlar, bir şeyler olmuşlar. Gene de kilitleyelim. Evet. Sonuçta kilitlerin de açıldığı söyleniyor ki öyle. Ama hani kilitsiz motor dururken herhalde tabii kilitliyle uğraşmaz adam. Evet. Yani burada amaç yani işini güçleştirmek. Aynen. Zorlaştırmak. Evet. Her kilit açılıyor sonuçta. Tabii ki. Kilit derken abi disk kilitleri ben hani mümkünse uzak durarım. Şu disk kilitleri de genelde ilk sürücüsünü bir havaya uçurur. Anahtar, gaz, güm yere. Tabii. Hani bile gidiyor ondan sonra. Bir de tabii disk yamultuyor galiba biraz. Olabiliyor işte tabii yani düşerken diski de bir ara götürüyor tabii. Şimdi bununla ilgili işte alarmlı diskler vesaireler var. Ben işte birkaç internette araştırma yaptığımda şunu gördüm ki disk kilitleri tamam güzel olanı var da çoğunlukla bir levyeye bakıyor böyle. Evet, kanırtmayla o böyle diye iki parçaya oluyor. İki şakkaya ayrılıveriyor. Dolayısıyla hani disk kilidi değil de daha oturaklı bir şey almak lazım. Belki döküm çelik vesaire almak senin lazım. Senin o el kelepçesi güzel. Evet, bizim kelepçelerimiz var. Kelepçe güzel çalışıyor. Ya kelepçe derken el kelepçesi değil. El kelepçesi görünümünde bayağı kallavi bir zincirden bahsediyoruz. Evet. Onlar yani kesmesi zor. Yani imkansız değil. Perşembe pazarından yeterince büyük bir kaldıraç kuvveti olan bir ne diyelim ona kesiciye bakar. Çok da pahalı şeyler değil yani. İnşaat makası. Daha çok onunla kesiyorlar aynen, zaten. Aynen. Böyle durumlar. Şimdi kilit işini bir kenara koyduğumuza göre sorulara geçebilir miyiz? Geçelim. Şimdi önce şu kaydırmalı debriyaj konusu vardı baba. Evet. Bak, kaydırmalı debriyaj. Evet. Kaydırmalı debriyaj nedir? Ne işe yarar demişler. Buyurun abi. Abi kaydırmalı debriyajın normalden farkı vites küçültürken yüksek süratten yavaşlarken çok daha çabuk vites değiştirip devrin de düşmesini beklemeden debriyajı bırakarak motorun arkasının kilitlenmeden işte devam etmemize yarayan bir araç bu. Motorun arkasının kilitlenmesi dediği evet, arka lastiğin kilitlenmesi. Tak 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 böyle sağa sol yapar ya kış diye kaymaya başlar. Her türlü kelek olabilir. Başınıza hiç geldi mi? Geldi tabi. Hangi motorla? Valla neyle gelmişti? GS'le bir kere gelmişti. GS'le geldi. Çünkü tabii zincirli değil o. Doğru. Şaftlı. GS'le geldi. Bir Ducati Monster'la geldi. Tabii. Çeşitli motorlarla geldi. Hani kimisinde bekleyerek isteyerek yaptık ama. Hep iki silindir bak. Doğru. Tork yüksek. Vites küçültünce o daha çok böyle motor freni daha çok kilitliyor arka lastiği. Daha da kolay kilitliyor. Peki. Yani bir de bunların tabii çeşitleri ve ayarları da olabiliyor. Kaydırmalı debriyajın. Kaydırmalı debriyajın. Mesela yarış motorlarında fabrikadan hazır konmuş gelenler genelde yolda yani ona güvenip de yolda böyle çatır çutur çok vites düşürmemizi tavsiye ederim. Çünkü neden? Onlar
pistteki süratlere göre, oradaki frenaj ve güçlere göre ayarlanmış. Dolayısıyla yolda erken, yani geç devreye giriyorlar. Dolayısıyla gene kaymaya neden olabilir. Evet, gene kitleyebilirsiniz. Özellikle bir yarış motorunuzda fabrika çıkışları özellikle böyle oluyor benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Ama piyasadan gittiniz, işte belli bir iki marka var, onlardan aldınız. Cadde motorunuza taktınız. Onlar da genelde pist için biraz fazla yumuşak kaçıyorlar. Hı. Çoğunun ayarı da oluyor işte, bilmem bir yayını değiştiriyorsun, o biraz daha geç bırakıyor ya da daha erken bırakıyor gibi, böyle ayrıntıları da var işin. Kaydırmalı diye birazcık kısaca hatırlatalım ne olduğunu. Şimdi biz ne yapıyoruz abi motor sürerken? Vıt, gaz açtık, debriyaja bastık, vites değiştirdik. Ne yaptı debriyaj? Ayırdı değil mi? Motor gücüyle arka tekerleğin hareketini birbirinden ayırdı. İşte kaydırmalı debriyaj şunu yapıyor. Baktık ki arka tekerlekten gelen tork motorun torkundan daha fazla. O zaman debriyajı ayırıyor. Sanki biz hafif debriyajı sıkmışız gibi. Ve böylece kaydırıyor. Ve pardon? Kaydırıyor. Ve kaydırıyor. Dolayısıyla hani o böyle tak 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 arka lastiğin kitlemeleri vesaireler olmuyor. Bununla ilgili bir tane video hazırladık zaten. Vites küçültme, vites değiştirme videosu. Bu videoyu da biraz sonra gireceğiz zaten. Orada vites küçültme işini kaydırmalı debriyajı olmayan bir motosikletle en güzel şekilde yapmayı anlatmaya çalıştık. Lisa işte anlatabildiğimiz kadarıyla. Biraz tuhaf bir video oldu. Biraz uzun oldu da. Biraz karmaşık bir iş çünkü. Aynı anda 4 komut falan bayağı bir enteresan bir iştir. Peki baba, bu yani bütün bu ne işe yarıyor peki? Virajda stabiliteyi sağlıyor. Evet. Tam yavaşladık, döneceğiz. Sağa, sola bir yere. Tam o esnada debriyajı bıraktığımızda arka tekerleğin kitlenmesi hiç istediğimiz bir şey olmaz. Doğru. Bütün bunun amacı bu değil mi? Evet. Evet. Yani viraj girişinde stabilite. Evet. Viraj girişine motoru hazır hale getirmek, bir de o böyle Allah diye viraja girmek var. Bir de motora daha böyle hani daha hakim, bütün amortisörler vesaire kendine gelmiş vaziyette viraja girmek var. Hazır vaziyette. Bu ona yarıyor. Ama her donanım ek yardımcı donanımda olduğu gibi bu da mucizevi bir ilaç değil. Tabii. Kaydırmalı debriyajım var diye böyle hala diye bırakırsanız gene havaya uçma imkanımız bol miktarda mevcut. Evet, ben hala mesela kaydırmalı debriyajı olan motorların olmasına rağmen hala eski sistem gaz vererek vites küçültüyorum. Kara düzen. Bende o alışkanlık var. O hep böyle biz eski sistem var abi. Bizim zamanımızda yoktu kaydırmalı debriyaj. Bu arada kaydırmalı debriyaj dediğimiz zıkkım en az kaç yüz euro? 300, 500. Hatta 600, 700 değil mi? 1000 liraya da kadar da çıkabiliyor tabii. Tabii. Aldığınıza bağlı. Evet, 500'den aşağı evet. Hayatta olmaz. Çok güzel bak. 1200 güzel. Euro bir tane biliyorum. Kimde var? Bende. İndirimle almıştım. Sonra ağlıyor motor alamıyoruz diye. Evet. Neyse. Peki abi, bir sonraki konuya geçelim. Bak 5 kişi sormuş. Parça ile sürüş hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Güzel manitayı atacağız arkaya baba. Çıkacağız şimdi. Bir de etkileyeceğiz değil mi? Tabii. Onun için. Öleceğim kızı. Ya. Korksun ki daha iyi sarılsın kız. Amaç odur. Yoksa tabii. Ne? Yani. Hiç. Niye öyle bakıyorsun ya? Tabii. Meşhur son sözler. Tabii. Tabii. Onu korkutacak. Ama şu oluyor. Hani bu tarihte insanların başına gelmiştir. Kızı korkutacağım diye adam o kadar limitlerinin dışına çıkmaya başlar ki hala da kızdan çığlık mığlık gelmiyor. Artık böyle ölümle kız süt kesmiş artık lan ne şey oldu tutulmuş ya da katatonik vaziyette be ya da şöyle oluyor hani herif kaskı çıkarıyor bembeyaz böyle ölümü görmüş orada kız çıkarıyor ay ne güzel gittik diyor mesela sen nasıl böyle ha falan, korkmadın mı yo eski kocam yarışçıydı diyor mesela bunlar rüyamızda yok tarihte olmuş şeyler bunlar olmuş şeyler Bunlar olmuş şeyler. Bir de bunlar şanslıdır, inebiliyorlar. Genelde evet. Öyle çok kazalar da oluyor. Evet, çok doğru. Peki abi artçıyla nasıl sürüyoruz? Böyle mi kapatacağız artçı konusunu? Yok, artçı konusunu şöyle anlatalım şimdi. Evet. İstersen önce sen bir anlat. Ben? Evet. Ya şöyle. İçimizdeki eğitmen sensin sonuçta yani. Can beyefendi eğitmen. Benimki aynı. Onunki pistçi o. Peki. Efendim şöyle, artçıyı şöyle düşünmek lazım, artçı ile sürüşü. Daha ağır bir motosiklet kullanıyormuşsunuz gibi birincisi. Hani artçı olunca Allah'ım ben ne yapacağım falan değil. Motosikletiniz daha ağır bir motosiklet oluyor diye düşünmek lazım. Ama buradaki püf noktası sizden çok artçınızın bilgilendirilmesi bir kere. Yolcunuzun? Evet. Yolcunuzun bilgilendirilmesi.
gerekli temel bilgileri vermediğin zaman ilk başınıza gelecek şey. En basit ilk ne dersin? Abi çuval gibi otur diyeceksin. Bravo. Nokta. Yani sağa sola motor yattığı zaman mümkün mertebe yatmamaya çalış. Onu düzeltmeye çalışma. Düzeltmeye çalışma. Çuval gibi otur. İşte tabii motoruna göre değişiyor ama yani dizlerinden de mümkünse biraz hafif ayaklıklardan güç al. Hani kendini orada biraz tart gerektiğinde. Ayaklığın ucuyla bas. Evet, ayaklığın ucuyla bas. Efendim böyle hani çılgınlar gibi sıkması gerekmiyor. Hatta mümkünse bir el depoda olabilir. Fren de sürücünün üstüne evet, çıkmaması. Yani. Evet, evet. Bir el de tatlı şeyden sürücünün belinden göbeğinden sarabilir. Tabii bizim gibi dombililer de biraz zor olabiliyor. Evet. Ya da bir el tankta, diğer elde tutamaklar oluyor. O da yine motoruna göre değişiyor. Bir kısım motorda bayağı hani yani o görüntü olarak o tutamaklar. Evet, hiç ergonomik ama, olmayabiliyor. Yani hiç ergonomik olmayabiliyor ama mümkünse bir el tankta, bir elde şeyde arkadaki tutamakta. Peki. Tanka uzanamayabiliriz. O zaman iki elde arkada olabilir. Ben mesela ondan korkuyorum. Gazlayıp arkaya düşer miyim diye ama olmuyor. Başkası sürerken mi? Evet, mesela eşim benim arkamda öyle kullanıyor. Gidiyor. Hep tedirgin oluyorum. Ya tut falan filan, belki o da göbekten hiç yanaşmıyor. Şimdi şöyle bir şey vardır aslında burada. İlk binerkenki film. İlk binerken genelde o ya kız motora binecek devrilik olur. Tabii. Şimdi mesela bazı motorlarda yolcunun sürücü ayaklığına basıp çıkması daha mantıklı. Basamak olarak kullanması. Bazı motorlarda kendi ayaklığına basıp çıkması daha mantıklı olabilir. Bir doğru kere, mu? Tabii. Ama gene de bu motora inme binme istansında dediğin o devrilme hikayesi olmaması için bir kere sürücünüze şey diyeceğiz. Arkadaş, binerken ve inerken benim haber onayımı versin. Alacaksın. Haber vereceksin ve onayımı alacaksın. Mesela, bana göre hadi ben iniyorum deyince. Mesela omzuma vur iki kere. Tık tık yap. Evet, ondan evet. Sonra bin. Evet. Çünkü büyük ihtimalle ben ayı gibi gazlayacağım için kulaklarım tıkalı olacak. Senin diyeceğini ben duymam. O yüzden yap sonra çık. Yani şunu yaptı diye de tabii ayı gibi gazlamak zorunda değiliz ondan sonra. Bu ayı gibi gazlama onayı anlamına gelmiyor. Ondan sonra zaten yolcuyla duracağım onu da. Yani onu böyle ya, farkında. Yaptırtacağım altına onu. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Motora bindik. Bu da geçmişte başımıza gelmiş bir hikayedir. 90'lı yıllarda yolcuyu da aldık bir şekilde. Kız da hoş bir kıza benziyor. Tabii etkileyeceğiz. Verdik gazını böyle. Aa diye. Şimdi abi o böyle kopuyoruz. Ve racon bu. Racon bu. Şimdi motorun arkasına oturdu ya kız. Tahterevalli etkisi ya. Daha kolay tekere geliyor. Ya. Şimdi eğer kız ya da yolcu diyelim, belki erkektir. Ha. Tuttuğu yer buralarsa şimdi ben gazı verdim. Tekere geldik. Ha. O çektikçe daha fazla tekere geliyor. Çünkü gaz veriyorum istemsiz olarak. Çünkü bana tutunuyor. O yüzden tutamağa tutunması daha iyidir. Mesela. Ve dizleriyle tutması çok önemlidir. Yoksa istemsiz kafamıza geçti. Ya kız da ezildi falan olabilir. Evet. Olur. Bir de tabii burada şimdi bak arkadan tutunsun ya da sana tutunsun. Buradaki bir şey anlatmamız gereken bir şey de artçımıza. Arkadaş, bu motor ileri doğru gidiyor. Sen de zaten mümkünse hep kendini şöyle ileri doğru hafif verecek. Kambur. Yani o ayaklıkları uçlarla basması ve dizlerinden güç alıp kendini ileri atabilmesi o açıdan önemli. Hı. Yani o pozisyonu bir kere öğrendikten sonra illa böyle çılgınlar gibi bir yere tutunması da gerekmeyecek. Evet, evet. Zaten dizleriyle iyi tutarsa. Aha. Ama çoğunlukla o şöyle olur. Hani benim geçmişteki tecrübelerim hep onu gösterdi. Genelde hanımefendiler dizleriyle bir 30 saniye tutabiliyorlar. Sonra gene hele mesela yokuş iniyorsa böyle üzerine çuval gibi yığılıyor. Böyle, aa çocuğum olmayacak, aa nasıl söyleyeceğim, tık 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 falan böyle dirseğimle tık 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 falan. Bunlara oluyor tabii, bunlar yaşıyorlar. Ya tabii şimdi bir de şöyle bir şey de var. Yani atıyorum, ben de maalesef eşime yaptım bu zulümü. Sen de mi dirsekledin? Ha, dirsek yemedim. Süper bike'ımız var. Ha? Arkada da bir tane dandik koltuk var ya, sanki o yani orayı illa kullanacağız. Bir karış. Ha, bir karış yani. Ya tamam yani
Peki keyfine işte ya da kısa bir yere gidecekse bilelim ama yani artçımızı da öyle acayip bir şeyin üstünde tünetip de ondan sonra ya bu niye böyle bir şey etti bana da şikayet etmeyelim yani. Biniyor tabii spor motorlara böyle ama yani onlar çok uzun süre bildiklerini hiç zannetmiyorum. Ben öyle bir kız tanıyorum, İstanbul'dan Kaş'a gittik beraber 1200 kilometre kışın yağmurda yarış motoruyla böyle Göcek'te. Böyle için için ağlıyordu. Kızı herhalde şu anda şeyde işte Çin'de bir meydanda Buda heykeli diye sergiliyor olmaları lazım yani. O pozisyonda kalmıştı o zaman. Sabır küpü olmuştu. Evet. Fakat Alpler'de de birçok insan görüyoruz öyle. Yarış motoru. Avrupa'da yarış motorunda çiftler. Yani belki 5 günlük 10 günlük çıkmıyorlar ama ki çıkanı da var. Hafta sonları özellikle işte yakın şehirlerden o paslara, virajlı yollara hani ne akla hizmetse değil mi? Kız arkadaşını akşam kafede bul. Ne güzel. İki ya. Kişi niye o bence müthiş çekiyor? Kişi. Bence çünkü değil. Diyorsun ki kıza bak ben böyle sürüyorum. Ha. Yardım mı var? Ha, işte ben böyle sürüyorum. Yoksa ne işimiz var abi? Vallahi. Evet. Bu da şimdi hani şimdi demin dedik işte ben şimdi dedim ya işte abi süper bike'ınız varsa hani kızla çok bilmem ne yapmayın falan. Aslında şunu kızla demek istiyorum. Çok ne yapmayın? Yani atçınızla onunla uzun yola çıkmayın. Anladım. Şunu demek istemedim aslında. Arkadaş süper bike'ın varsa artçı alınmaz. Sen de ne dedin? Bak ne güzel Avrupa'da bir sürü insan görüyoruz diye. Evet. Burada önemli olan püf noktası şu. Abicim yaptığın işin sonucu ne olacak? Doğru. Yani süper bike'a yolcu alırsan ne olacak? O yolcu da bilsin, sen de bil. Diyorsanız ki kardeşim ya ben abi işte kocamın arkasında bir sarılıp gitmek istiyorum. Alplere de gideceğim. Tamam, ayaklarımda ağrısı ağrısın ben bundan zevk alıyorum diyebilir bir insan. Dönüşte tamam, boşanırlar tamam. Söyleyeyim. Abi işte senin gördüklerin boşanıyor mu şimdi Alpler'de? Bilemiyorum. Ben boşanırım ama. Ya sen boşanabilirsin de amcalar geziyorlar işte orada. Peki, mutlu yani. Mesut. Dolayısıyla doğru. Yani motosiklet yani hayatta olduğu gibi yani bir doğru. Yok orada. Kesinlikle yok tabii. Burada dediğim gibi önemli olan abi yaptığın işin, yapacağın uygulamanın sonucunu bil, ona katlanabiliyorsan. Bir de arkanda bir yap. Artçı varsa ona yani, göre kullan. O bir zahmet yani artık yani onu söylemeye utanıyorum artık yani. Onu ver geçelim gibi. Değil yani. Tabii. Yani. Abi olur mu? Onun mesela en büyük hayalim. Arkamda bir kızla piste girmek, diskoya koya beraber gitmek. Böyle. Ama o güzel, pistte ama. Öyle bir hikaye var. Kumburgaz, şu meşhur Kumburgaz virajlarındaki o Kumburgaz virajlarını ben henüz göremedim. Bunca senede gidiyorum geliyorum ama nerede o virajlar? Büyükçekmece'ye inerken virajlar vardır. Yani ona yani şöyle 15 derecelik eğimleri viraj olarak. Hayır hayır. Şeyden o televizyon, o zaman viraj oluyor. Televizyon kulesinin oradan Büyükçekmece'ye inerken virajlar var. Çok berbat da asfaltı. Fakat o bölgenin bizim kardeşlerimiz diyor ki abi ben o kadar yatıyorum ki bir gün baktım böyle çocuğun kaskında böyle izler var. Nasıl bunlar ya? Ne dedim? Bariyere sürtüyorum tamam abi ama. Kaşımı kirpiğimi dedi. Nasıl ya? Macau içimizde yani. Evet. Meşhur şehir içi yarışı. Olabilir. Evet. Evet. Senin abi. De omzumu sokmuşluğun vardır. Nerede? Kumburgaz'da. Yurt dışında. Bariyere mi? Evet bariyere. Virajda omzunu sürterek mi gittin? Yani şöyle cıt diye. Sürttüm o yetti. İşte. İyi de onun ikisi viraj. Öbürü de viraj abi. Öbürü de viraj. Neyse bunlar oluyor işte. Biz şimdi şu vites videosuna girelim de abi. Evet birbirimize girmeden. Evet evet. Hadi bakalım. Buyurun. Bu haftaki bu bölümümüzde motosikletle vites değiştirmeyi anlatacağız. Vites değiştirme birçok yeni kardeşimizin, yeni motosiklete başlayan kardeşimizin zorlandığı bilmediği ama farkında olmadığı bir konudur. Motoru içten içe yer. Kötü vites değiştirilince, özellikle kötü vites küçültülünce motosikletin şanzımanını o böyle peynir gibi yer abi. Ne marka olursa olsun fark etmez. Şimdi bu işte bir farklılık var otomobilden. Genelde herkes otomobilde biraz kullanmayı öğrenince ya vites nedir hani 1 var, boş var, 2 var, 3 var, boş var, 4 var falan. Arada bir boş var. Motosiklet şanzımanı öyle değil. Motosiklet şanzımanı sıralı şanzıman. Buna ecnebiler sequential diyor sıralı anlamında. Şöyle ki 1 ile 2 arasında boş var. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Ve çarklar sürekli birbirine değiyor. Dolayısıyla mesela 3'ten sonra boşa atamıyoruz. Değil mi? 3'ten 2'ye ineceğiz ya da 3'ten 4'e çıkabiliriz.
sıralı şanzıman da böyle sistem. Genelde en çok yaşanan şey şudur. Vatandaş ilk motorunu alır, ilk motoruyla çıkar yola, fır 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 ne güzel gidiyorum der. Ondan sonra yaşadığı şey şu olur. Vitesi 1'e attı, gidiyor. 2'ye attı, gidiyor ne güzel. 3'e attı bir şekilde, gene devam. Küçültürken ama 3'ten 2'ye inerken çat diye böyle debriyajı çeker, harç diye basar. Ve büyük ihtimalle de motorun devri çok aşağıda kalacağı için o böyle bir han motor frenleri yapar. İşte yolcudan bir kafa yer kaska, drunks diye. Bu işin tekniği şudur. Vites küçültürken yapabiliyorsanız deneyin. Yolcunuzdan kafa darbesi yemeden vites küçültmeye çalışın abi. Çok önemli. Hani arkaya baston gibi birini oturtmak değil de rahat oturan biri arkanızdan size kafa atmayacak. Bunun için de şöyle bir uygulama yapıyoruz. Atıyorum 3'ten 2'ye indireceğiz vitesi. Tamam. Şimdi şekil şu abi. 3'te gidiyorum gıv 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 gıv. Ayaklığı da kaldırayım. Tamam mı? Ayağımda ayaklıkta normal pozisyonda dizimle tutmuşum motoru. Tamam. Debriyajı çektiğim anda bir yandan da gaz veriyorum sağ elimle. Bu elimle de gaz veriyorum. Ve o zaman vitesi küçültüyorum. Bunun esprisi de şu. Şimdi motor devrini yükseltip hazırlarsak motoru, o zaman işte yolcudan kafayı yemeyiz. O zaman işte vitesler kolay geçer. O içerideki çarklar birbirinden ayrılıp birleşerek yeni kombinasyonlar yapıyor ya. O kombinasyonları kolay yapar. O işlem sırasında bir tane hızlı dönenle bir tane yavaş dönen çark birbirine geçmek için uğraşırken dişlerini yemez. Böylece motorunuzun şanzımanı uzun ömürlü olur. Bunlar motora faydaları. Bize de faydası var. O da şu. Viraja girmeden evvel vitesi küçülttüğümüz zaman bu şekilde, o zaman o amortisörde hareketler olmayacağı için motorun dengesini fazla bozmadan, geometrisini fazla bozmadan viraja hazırlamış oluruz kendimizi. Bu da çok mühim. Sürüşümüzü de etkiler çünkü bu iş. Ha bu arada şunu da hatırlatalım. Debriyajı çektik ya, o arada gaz veriyoruz. O arada şu iki parmakla da hafif ön freni sıkıyoruz. Bak abi, bir vites küçülteceğim. 4 komut var aynı anda. Buradan debriyajı sıktım. Buradan gaz verdim. İki parmakla da ön freni hafif sıkıyorum ki motor o debriyajın salınmasıyla, debriyajı çekince motor freni kalmadı ya üzerinde, kendini salıp akmasın diye. Tamam. Bir bakalım nasıl oluyormuş uygulamaya. Şimdi bu noktada bir uyarıda bulunalım. Bu işlemi, bu 4 komutu aynı anda verme işlemini yaparken aman freni böyle harç diye sıkmayın. Yumuşak bir şekilde sıkın, tatlı tatlı. Bu sebeple size diyoruz ki muhakkak daha önce gösterdiğimiz frenleme videomuzu bir izleyin. Nasıl fren yapılır, ön fren nasıl kullanılır, arka frenle beraber vesaire. Bütün onların hepsini bir izleyin. Ama unutmayın, gaz verirken İki parmakla da hafif ön fren var. Bir de bazen görürsünüz, duyarsınız böyle quick shifter var abi bunda. Quick shifter işte vites, şey, debriyajsız vites değiştirilebiliyor bu motorda falan diye bir şey duyarsınız. Eğer elimiz iyiyse, elimiz iyi alışmışsa gaza, gaz kontrolüne, ayakla onu kombine edebiliriz. Atıyorum 4. viteste ya da 3. viteste gazı açtık böyle tam hızlanırken motor. Bir an gazı kapattığın anda debriyaja basmadan vitesi yukarı çek. Şık diye geçer. Ama sakın bunu vites küçülttükten yapmaya kalkışmayın. Gerçekten elinize gelme ihtimali yüksek. Ben 2 tane motor şanzımanını kırdım. Hani bunları geçmiş zamanda kırarak öğrendim ben. Ben pahalı yoldan öğrendim abi. Ben size o yüzden şimdi söylüyorum. Siz bunu bu şekilde denemeyin. Vites büyütürken olabilir. Ha, quick shifter dedim ya. Quick shifter bunu elektronik olarak yapıyor. Benim ayağım vites pedalına değdiği zaman yukarı doğru
Quick Shifter motorun ateşlemesini saniyenin bilmem kaçta kaçında bir an kesiyor. O sırada o rahatlıyor orası. Şanzıman bir rahatlıyor. Üzerindeki yük kalkınca şık diye geçiyor vites. Quick Shifter'ın esprisi bu. Yani ne işe yarar Quick Shifter dersen, baba yarışçıysan, hızlı kalkmak istiyorsan ya da düzlükte hızlı vites değiştirmek istiyorsan gazı açık tutuyorsun. Şık 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 atıyorsun vitesleri hiç debriyajla uğraşmadan. Özetleyecek olursak şimdi vites küçültme işi hakikaten teknik iştir. Vites küçültürken daima debriyajı çekip aynı anda gaz veriyoruz. Aynı anda hafif ön freni sıkıyoruz ki motor salınıp gitmesin ve o sırada vitesi küçültüyoruz. Yani geçeceği vitese göre motor devrini hazırlayıp öyle vitesi küçültüyoruz. Bu sayede de bir, yolcumuzdan kafa yemiyoruz. İki, motorun şanzımanını yamultmuyoruz. O hilaller falan vardır. O hilaller yamulur böyle zorlanmaktan. Üç, en önemlisi bir viraj girişinde veya yolda sürüşümüz sırasında motorun amortisörlerine böyle hareketler yaptırmıyoruz. Çok daha akıcı, çok daha yumuşak kullanıyoruz motorumuzu. Sonra da arkadaşlara diyoruz ki oğlum vites küçültürken öyle mi yapılır? Böyle de hava atma imkanımız oluyor. Görüşmek üzere. Evet, vites videomuzda böyleydi. Yani vites değiştirirken ne yapacağımızı artık biliyoruz herhalde. 3 aşağı 5 yukarı vites küçültürken gaz verme faslı. Sen programda söyledin ama gene de ben hatırlatmadan edemeyeceğim. Arkadaşlar o fren yapıyoruz ya vites küçültürken onu çok kibar yapalım olur mu? Havaya uçmayalım. Ya adamlar o kadar iyi sürüyor. Onlar öğrendiler o işleri ya. Öyle tatlı tatlı ön freni sıkmayı çözerler. Onda sorun yok baba. Şimdi bir sürü soru var dedik. Var. Buyur baba. Mesela uzun boy herhangi bir motosikleti kullanmama engel olur mu? Bunlar, ya da kilo. Fazla kilo. Benim boyum 1.95 kilo işte 100 küsür. Ben motorda nasıl olurum? Şu motorda nasıl? Bu motorda nasıl abi? Engel mi sence? Herhangi bir engel olsa bize yani, engel olurdu ya. Kilo. Fazla kilo yani. Yani engel de oluyor tabii ki. Ya belli bir yerde oluyor. Oluyor. Piste daha çabuk özellikle meyliyoruz yani. Piste evet performans çok önde, çok fiziksel. Tabii ki çok oluyor. Hemen çabuk yoruluyorsun, motor senin önüne geçiyor. Yapman gerekeni düşünüyorsun ama yapamıyorsun. Çok güzel. Evet. Ve bu piste çok 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 fark ediyor. Evet. Peki arazi sürüşünde? Arazide de öyle. Tabii. Bu kadar bir de düşme... Daha güzel, daha etkili oluyor. Daha kolay düşülebilir. Evet. Hafif küçük hızlarda düşülebilir. Hı hı. Normal fit bir insan düşer kalkar. Hı hı. Şişkolar düşer kalır. Aynen. Tabii aynen. Çünkü aynen. Bu kadar kiloyu o kemikler evet. Taşımaz. Peki. Yani, uzun boy yani. Bir sonuçta spor yani. Amaçlı biniliyorsa kilo her zaman zararlı. Ama çıktık dolaşıyoruz. Normal tırım tırım. Sakin tırım tırım gidiyoruz. Hı hı. O zaman bir problem yok. Boyutlara gelirsek değil mi? Evet. Kiloyu peki. İyi gibi, yani şimdi yolda evet kendi imkanlarımızla rahat rahat giderken kilonun çok bir etkisi olmayabilir ama kilo şurada yani fazla kilo şurada etkili olmaya başlıyor. İşte yolda giderken biz ne yapıyoruz abi? Yiyelim içelim vesaire. Evet. Her gittikleri yerde durup yemek yiyenler. Var mesela hani biz de bunlardan sayılabiliriz nispeten ama daha abartan insanlar da biliyoruz. Fazla kilo bu şurada devreye giriyor maalesef. Yol sürüşlerinde mesela öğleden sonra saat 3-4 benim en alarma geçtiğim genel olarak zamandır çünkü nedir öğle yemeği yenmiştir bol bol tıkanılmıştır kan şekeri inmiş çıkmıştır güneşle düşmektedir zaten kontrast olmuştur bilmem yani görüş azalmaya başlar falan 3-4 en tehlikeli saatlerden biridir ve fazla kilosu olanların da o anlamda en dikkat etmesi gereken saatlerden biri. Patlamaya en hazır evet, olunan. En uygun. Çünkü zaten bütün gün sürülmüştür genelde. Sabahın yorulmuştur. Öğlen de evet. Canavar gibi yenmiştir. Dediğim gibi kan şekeri inmiş çıkmıştır. Ve fazla kilolu olanlar bundan özellikle çok etkilenirler. Anladım. İyiymiş. Uzun boylu yani hemen bir sürü şey yapalım. Var tabii. Uzun boylular da evet. Ufak tefek motorlarda zorlanabilirler. Yani. Yani. Tabi ufak tefeği de tanımlamak evet, lazım. Mesela, benim basketçi arkadaşım var. O çocuk böyle dev gibi adamdı. 2.07 mi? Ne boy böyle. Of. O Phaser'a binerdi. Yeni kasa Phaser'a. Phaser'a. Bisiklet altında. Pinokyo'ya bindi. Abi hani kardeşinin bisikletini kaçıran abi gibiydi herif sürekli. Dolayısıyla burada da şimdi aslında hani bu çok yani böyle... Görüntünün derdindeysen patlama olur görüntüde ama sürüşte olur. Dert olmuyor abi. Demek ki uzun boyluysak abicim bir tarafımızda kaçmış gibi duran bir motora binmemekte faydamız var ve tersi aslında sele yüksekliği efendim evet. Değil mi ergonomisi ne kadar büyük küçük o önemli ki genelde aslında esas yani boyla ilgili sorun sürücülerin seçiminde
işte atıyorum vatandaş 1.70 maksimum. Hı. 270 kiloluk bilmem ne adventure falan. Hı. Ya abi peki eyvallah. Yani gönül koymuşsan tamam kullan da. E sonra da niye düştüm ya da sıkıntı çekiyorum işte. Ha? Kaldırımdan inmek macera. Tamam, tabii her anlamda bir macera tabii. Macera. Yani boyumuza posumuza göre motosiklet seçersek Allah. Genelde bir sıkıntı çıkıyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi, Çin'e mi gideceğim? Şimdi yani? Avantür yani. Böyle. Macera evet. Dediği de hani Mecidiyeköy'de sıkışık trafikte gezmek elife macera oluyor. Tabii ya o motora bindin mi zaten bir macera başlıyor zaten. Bir külçenin üstünde böyle aynı aman diye gidiyorsun ya. Peki ben zaten bayılıyorum o avantür motorlara da ayrı tamam. Bir konu. Evet. Şimdi başka güzel sorular var. Mesela Tarık Demir demiş ki motorumuzu yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Yayınlar. Bunu bana verin ne olur. Sana ne vereceğiz? Sen motoru sen hepsini yiyorsun. Sana ne versek yiyorsun ya. Fuat'a sorsan hiç motoru yıkamayalım. Öyle dolaşalım. Evet, şimdi anlat. Tabii. Yani. Gerçi onun motorunda o kadar çok aksesuar var ki. Yapıştırma, takma, çıkarma şudur budur. Motorun orijinali kirlenmiyor olabilir. Doğrudur. Ama benimki öyle değil mesela. Yıkıyorum ben. Peki. Ya. Evet. Peki abi şimdi, senden dinleyelim. Ya şöyle şimdi ya motoru tabii ki yıkayalım. Yani ben de isterim motorum temiz gözüksün. Evet, yani. Ama yani şunu yapmayalım arkadaşlar. Özellikle uzun bir yola çıkmışsak. Ve de yani bilmediğimiz yerlerde bilmediğimiz yıkamacılarla muhatap olmak durumundaysak ki bildiğimiz yıkamacılar böyle yeterince tahribat yaratabiliyorlar. Evet. Yani o motoru böyle Ardahan'da yani jet yıkamayı Ardahan'da da olsa arayıp bulunuz tribine girmeyelim. Çünkü özellikle o şimdiki bütün yıkamacılarda o şeyler var. Tazikli su var. Evet. Jetle yıkanmamalı bir kere. İyi de kardeşim yani buldun adam onunla yıkıyor. Neyle? Abi hortum, bahçe hortumuyla mı yıkayacak? Evet. Yani şu, biraz daha vakit alıyor ama uzun yolda böyle jet yıkamayla diye motor yıkatmak yani yolda kalmaya davetiye çıkarmak demektir ki sık sık başıma gelmiştir. Doğru. Çok mu yıkattın? Ben yıkatmadım. Yıkatan arkadaşlarım sağ olsunlar yani böyle benden böyle gizli gizli yıkamaya falan kalkan arkadaşlarım var sağ olsunlar. Öyle endişe ediyorlar yani. Evet. Motorunun kirliliği Ardahan'da önemli. Yani şöyle söyleyeyim Türkiye şartlarında genel olarak konuşuyorum. Uzun yolda olsak da olmasak da diyorum ben de istiyorum ya motorun temiz olsun deli miyim yani. Ama şu var maalesef. Ya o motorun her yıkanması bildiğiniz servis dahi olsa potansiyel bir havaya uçma sebebidir. Yani ne olabilir? Elektrik sistemi bozuldu. Bozulabilir. ABS'si bozuldu. O jetle yıkarsan bozuldu. Gerekli yağlı olması evet. Gereken yerler. Gres var, şu var, bu var. Evet. Oradaki yağlar gidebilir. Ya misal jant göbeğindeki rulmanların evet. Sürekli tazikli suyla yıkarken gresi gider. O rulmanlar çabuk bozulur. Evet. O zaman böyle virajda mesela adam benim başıma gelmiştir bu. İşte o 96 yılında FZR 600'ümle böyle tokmak burnu İstinye girdim viraja laka 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 ulan ne oluyor falan deyip kalktığımda arka jant bilyalarının dağıldığını böyle güzel bir hareket eden arka jantım olduğunu bulmuştum. Yani bunlar oluyor. Şimdi bu bir gerçek. Artı çok titizseniz ben de heves ettim yeni motor aldığım zaman bir yıkatayım şunu pırıl pırıl dursun diye. Baba şimdi herifler o küpüğün içine eğer böyle cahil cühela bir yıkamacıya giderse kezzap atıyorlar. Oo, kezzap. Tabii. Bunu hiç duymadım. Tabii. O yüzden çok sıcak olan, çok ısınmış olan parçalar bir anda beyaz beyaz leke yapıyor böyle pütür 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 tabii. Pütür. Hemen. Zincirin bütün o ya, o-ringlerin çalışması gereken zincir yağı var ya o falan kalmıyor ve böyle kıtır kıtır bir hani 100 kilometre öyle sürdüğümüz zinciri bitirebilirsin hemen. E bir de böyle böyle mis gibi böyle soba gibi Vezuv sobası gibi kızarmış motor olan böyle soğuk soğuk püf yasınca çok güzel oluyor. Tabii motor bloğu. Çelik imalini bir daha keşfediyoruz o, yani. Motor evet. Böyle çatlamazsa çok iyi yani. Evet. Şimdi köpüklü yani, yıkamalar var. O da zararlı. Onu bilmiyorum. Yani o da çok ne olduğunu bilmiyorsun. Bayağı yiyici bir korozif bir malzeme. Korozif bir malzeme. Evet. Yani. Dolayısıyla evet bunlar var. Dolayısıyla abi yani yıkama işini ama kova, düzgün bir deterjan, hı hı. Bir tane bir sünger, kendin yıkayıp mümkünse. Kendin yıkayıp hatalarını bulursun. Aynen, olur. Aynen. Vidamı gevşemiş, oradan bir kablomu sarkıyor. Bir tarafı mı patlamış, evet. Orası mı, yağ mı sızdırıyor mesela yıkarken aynen. İnsan fark eder. Ulan tabii. Bizim bloktan yağ akıyor galiba falan, hep orada çıkar. O yüzden yıkayabiliyorsanız kendiniz süngerle kesinlikle. Kovayla yıkayın.
böyle faşaş diye sıktırtmayı. Hatta bunu yapan abilerimizi de biz çok seviyoruz yani mesela. Yaman abi falan sevgiyle anarız her seferinde. Çünkü ben Yaman abiyi ne zaman sıfır güzel o kadar özene bezene baktığı motoruyla gördüysem zincirliğinin o-ringleri patlak oluyor. Öyle mi? Tabii. Yani Ducati'de de öbüründe de hepsinde bu bir o-ringleri patlatmış zincir çok iyi bakılıyor motora. Evet. Ama berbat vaziyette aslında hani o bir bomba o alet aslında. Abi Yaman'ı kıskanan çok. Evet. Ben motoru kıskanıyoruz değil mi? Evet. Mesela kaskı çıkarır saçlar bozulmamış. Ha bak o ama o. Gerçi benimkiler bayağı de bozulmamış çıkıyor ama onunkiler daha oldu. Şimdi. O ayrı bir esrar. Şimdi. Yani bu konuyu bir program dedik şey yapılabilir. Bir yani konu daha var. Sinan Yıldırım. Süper motolar hakkında forumlarda çok fazla gereksiz bilgi kalabalığı var. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? İkinci elde süper moto alırken neye dikkat edilmeli? Evet. Şimdi şu önce şunu söyleyeyim. Sinan Bey kardeşim. Bizim bir tane DRZ 400 Suzuki videomuz var. Onu bir seyredin. Orada süper motonun tarihçesi, bu süper motosiklet fikrinin nereden çıktığı ile ilgili bir anlatım var zaten. Artı bu işler nasıl gelişiyor falan birazcık azıcık dokunuyoruz. Ama ikinci el alırken neye dikkat etmeli? Sizce neye dikkat etmeli? Yani başka herhangi bir motor alırken neye dikkat ediyorsa gene aynı konu. Aynı konulara dikkat etmeli. Süper moto için ekstra neye bakılmalı? Çok böyle gidecek, kamera devrilecek o. Şöyle şuna bakılabilir. Genelde süper moto gerçi artık eskisi öyle değiller ama tek silindir oluyor. Yani gerçek süper motoya yakın doğru olan motosikletler tek silindirli oluyor. Ve tabii ki bunlar hafif motorlar oluyor ve genelde bunu alan insanlar da daha böyle bir sportif, daha bir hani zorluyorlar. Gazlayarak yani zorluyorlar. Dolayısıyla hani aldığınız ikinci el tek silindirli bir motorsa özellikle hani çok fazla ümitlenmeyin derim onun uzun vadeli hayat hakkında. Şöyle de bir ek yapayım. Bu aslında sırf süper motorlar için değil. Herhangi bir ikinci el zincirli olan bir motosiklet için o motorun ne tür bir aksiyon gördüğü hakkında bize bayağı iyi fikir verebilecek bir yöntemdir. O da şöyle motor zincirini inceleme. Dişlileri. Bak nasıl inceleme. Zinciri. Değiştirmiş de zinciri. O ayrı. Ya, tamam. Ya oraya da geleceğim. Motorun arka tekerini bir kere alıyoruz. Boşa alıyoruz. Motoru boşa çıkartıyoruz. Ve Allah rızası için motosikleti çalıştırmıyoruz. Yani yağlarken tamam, o zincirle. Yani o zincirle bir işimiz varsa o motosikleti çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Yani çok yakın arkadaşımız elini uçurdu yani, yani bu kadar tecrübeli bir motosiklet. Parmağı koptu. Yani. Bir evet, yıkamacı da, evet ben de yıkatıyordum. Bir arkadaş işte zincirini yağlıyor. Motorun arka tekerlek havada. Çalıştırdılar. İşte yağ ile yaklaştı. Ben aman dur ne yapıyorsun dedim. Ne oldu ki falan. Yani. İşte dedim böyle böyle olur. Aa çok teşekkür ederim dedi. Sonra durdurdu. Ben piyano öğretmeniyim dedi. Ya vallahi abi ya. Hayret bir şey ya. Vallahi böyle iki tuşa yani basardı. Çok güzel olur. Yani motosiklette dediğim gibi zinciri incelemek için motosiklet işte varsa orta sehpayı alıyoruz ya da krikoyu alıyoruz. Orta yani arka tekeri boşa çıkartıyoruz. Boş vitesle motosiklet kesinlikle çalışmıyor. Evet. Elimizle arka tekeri döndürürken zinciri şöyle elimizle bakıyoruz, tutuyoruz. Elimizden geçecek kadar yani baklalarda bir sıkışma var mı diye. Evet. Bakla yani şimdi zincir eskidikçe o baklalarda sıkışma artar. Aksiyon görmüş yani böyle devamlı sert gaz yemiş, teker yapmış, bilmem ne yapmış motorda ise o zincir yer yer sertleşir. Bu incelemeyi yaptığımız sırada yani arka tekeri döndürüyoruz, zincirde böyle bır 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 elimizin için altından geçiriyoruz. Yer yer sertleşmişse o zincir, bilin ki o motor ciddi bir aksiyon görmüştür. Hani olay mahallini hızla terk edebilirsiniz. Öyle. Dediğin gibi o zinciri değiştirmişse yani bir hani bir özen söz konusu pek yani. Yani olacak bir şey şansım yok. Yani ama en azından tek teker yapılıp yapılmadığını anlarsın. Böyle anlarsın. Anlarsın. Evet, anlarsın. Yani. Zincire bakıyoruz barnak evet sistemiyle. Evet. Peki abi onun dışında nelere dikkat etmeli? Eğer gene tek teker çok yapmışsa baba çok seviyorsa ön takım o böyle dank 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 yere inmekten hafif kafa yağsızdırır oralarda. Kafa böyle gidon yataklı şey bilyaları var. Oralara bakacağız. O da böyle lık 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 şey var mı? Böyle dönüşlük var mı? Sıkışma evet var mı mesela? Evet. Bir yerde sıkışıyor, bir yerde boş. Evet. O demek ki o yatağını bozdu ya da bilyaları ezdi. Ya yani ona bakacağız. İşte ön jant çizgide mi çevireceğiz havadayken? Hı, ön jant düz dönüyor mu? Diskte gırt 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 diye böyle havada çevirdiğimiz zaman kalipere sürtme, balataya sürtme evet sesi evet var mı? Evet. Gibi şeylere bakarsak hani
ön cam sağlam, ön takım sağlam. Zincirde de pek bir yamulma yok. Tamam yani çok fazla teker yapmamış. Evet. Bir de tabii sahibine bakmak lazım. Aynen. Aynen. Şimdi bakıyorsun ilana. Şimdi artık şunu öğrendik. İkinci el motosiklet ilanlarında herkes motorları bir kere güzel yağlayıp ballıyor. Ha, pırıl pırıl. Bütün fotoğraflar. Unutma lafını. Bütün bunları yapıyorlar abi. Yağlıyorlar, ballıyorlar ya. Abi ben şu hastayım. Hep bunu görüyorum çünkü. Abi motor yağlanmış, ballanmış. Pırıl pırıl böyle. Mis gibi olmuş. Fakat abi manetlere bakıyorsun. Manetler Allah'ına yan bakıyor. Evet. Bir de onu ısıtmış, düzeltmişler. Ya arkadaş bu kadar özendin. Bunu hani çakacağım vatandaşa. Ya 3 kuruş ver de o maneti de değiştir ya. Ya o manetlere bakın arkadaşlar. Orada mutlaka kendini ele veriyor motosiklet. Yani Allah'ın emri yani ne kadar yağlanmış, bağlanmış olsa da bir de hani böyle işte vatandaş sansar ya satıcı. Ya o maneti değiştirsene en çabuk ele vereceğin yer kendisini. Bila istisna. Gerek var. Ha. Değil mi? Bila istisna yani istisnasız o manetlerden yakalarsınız o sansarı. Şimdi. Yani istediği kadar parlatsın. Şunu diyecektim. Zaten o ilanlara bakarsak memlekette kazalı motosiklet yok. Yok. Sadece durduğu yerde düşme vardır. Ancak. Belki. O da belki. Çoğunlukla da yoktur. Yani o acaba nereye gidiyor böyle radyatörden girenler, işte bilmem nereden ağaçta buldular adamlar falan. O motorlar nereye gidiyor bilmiyoruz. Neyse onu geçtim. İkinci el tabi orası bir şenlik. Orada bak bak gül hani işte rencide edici tekliflerde bulunmayınız var. Acaba ne teklif ediyorlar da bakalım senle akşam görüşelim mi falan. Ne diyor acaba ya? Neyle takas acaba? Ne akşam? Hani ne olabilir? Rencide edici tekliflerde bulunmayınız diye şey var, uyarı var. Takas kim bilir neler oluyor? Tabii hiç doğrucu motor satamadığım için bilmiyorum ben. O kısım bir şenlik. Bir başka konu var burada. Bizim en çok rastladığımız konulardan biri. MotoGP ile ilgili. Bak burada. Evet. MotoGP yarışlarında neden hep aynı adamlar öndedir? Niye diğer takımların sürücüleri birinci olamaz? Yani neden hep kişi aynı kişileri görürüz? Evet. Söyle baba neden aynı kişiler? Hayırıyorlar onları. Öyle mi? Ne diyorlardı? Hatta bu son iki senedir. Öndeki üçlüye dörtlüye Şey İngilizce, uzaylılar diyorlar. Uzaylılar diyorlar evet. Alien. Alien yani. İngilizce'de evet. Alien uzaylılar diyorlardı. Çünkü hep o dörtlüden üçlüden biri birinci evet. oluyordu. Evet. Bir bunlar hakikaten en iyileri. Hı hı. Ama en iyi derken o motorla en iyileri. Sonuçta en iyi motorları da kullanıyorlar. Tabii. Honda, Yamaha son iki senenin en iyi motorları. Hatta Casey Stoner'ın emekli olmadan önce söylediği bir şey vardı. MotoGP'nin gittiği yön hakkında hiç memnun değildi kendisi. Bu CRT dediğimiz CRT diyorlar. CRT. Bir nevi yürüyen şikan, pahalı evet, yürüyen yani şikanlar. Nedir? Standart motorların modifiye hali. Evet. Motor kısmı. Şasi istediğin tam prototip. Bunlar tabii tam fabrika takımlarından çok daha düşük kalitede motorlar diyelim. Yani düşük aşağı, performanslı. Düşük performanslı işte kaç bir 2 saniye tabii. falan daha yavaş bir turda. En az. Mesela onlar o sınıfta yarışmamaları gereken motorlar evet. onlar aslında. İşte şey derdi. Randy de Punier diye bir Fransız vardır. Verin bakalım onun altına bir fabrika motoru. Ondan sonra konuşun nasıl gidecek. Hepsi bunların çok kıymetli pilotlar. Ama bu farklı motorlar bu seriyi öldürüyor diyorlardı. Yani aslında demek ki iş makine de bitiyor. Yani hem makine hem de ne dedin sen? Ne yaptın? Dur şimdi biliyorsun bizim yarış camiamızda nedir? Abi motor gitmiyor. Ah tabii. Şimdi tabii. bunu bakın Randy Dubinier'in altına verin bakalım adam gibi bir fabrika motoru diyen adam bir Türk değil. Onu hemen hatırlatayım evet. yani. Dünya şampiyonu. Yani ben kendimi de içine koyarak eski yani işte iyi kötü eskiden yarışmış bir insan olarak. Ha yani Casey Stoner diyor bunu. Şimdi bizde ne deniyor arkadaş? Bana da her dakika laf anlatıyorsun. Bizimki yani abi benim motor gitmiyor o yüzden ben şey demiyorum. Fakat Türkiye'de şu anda İstanbul Park pistinde ki muhtemelen dünyada beygir gücünün en etkili olduğu pist. Çünkü yani futbol sahası gibi Intercity Park özür dilerim. Orada şu anda en hızlı giden Türk yarışçısı kiralık bir 600 cc kullanıyor. Toprak Razgatlıoğlu. Yani orada ne 200 beygirlik ne binlik makinalar bizim çocukların altındaki yani bu binlikleri kullananların bir kısmı da yani gerçekten iyi süren tabii. senelerin tecrübeli isimleri ama arkadaş maalesef İstanbul Park gibi beygirin en konuştuğu
pistte. Evet. Muhtemelen dünyada en fazla beygirin etkili olduğu pist olabilir evet. o. Evet. Abi bir tane hani hurdadan hallice bir 600'lükle yarışan Toprak en iyi zamanı yapıyor. Genç ama tabii bu çok yetenekli bir çocuk. Çok. Müthiş yani. Dolayısıyla geleceği çok parlak bir yani çocuk. MotoGP'de evet motosikletler o seviyede bir fark yaratabiliyorlar ama sakın hani biz bunu kendimize pay çıkartmayalım yani. O yani bu biraz bizim durumumuz başka bir şey yani. Buradaki standartın düşük olmasından kaynaklanıyor. Evet. Şartlar abi. Sonuçta evet. çok kabiliyetli biri gelince motorun dezavantajlarını tabii. örtebiliyor. Tabii. Ama burada öyle değil. Burada, burada hepsi bunların yani, seçilmiş adamlar. Evet. Yani elenmiş adamlar. Duymadığınız yani. İşte 15. olan adam bile inanılmaz tabii. bir yarışçı. Yani tabii. binlerce insanı geçerek oraya gelmiş. Ya, ama duymadığımız 15. adam hani evet. fıkradaki şey gibi hani terzi seni beni bilmem kimi de yani ya. Öyle giden bir adam bu evet. arada yani. O adamı kimse bilmiyor ama o herif böyle kopuyor aslında. Evet. Bir de tabii şimdi çok katılıyorum ben de bu görüşe. Evet oraya gelen insanlar artık hakikaten elene elene gelmiş insanlar ama en uç işte 15-20 evet. kişi. Ama maalesef orada bile işte ya biz Kenan kardeşimizden doğru, biliyoruz. Doğru. Yani şöyle bir şey var maalesef dünya arenasında da yani dünya arenalarının en üst sınıf sıralarında da arkadaş sponsor getirmen lazım. Sen ağzına istersen kuş tut tamam mı? Yani uzaylıyı yakala. İşte istersen 250'liklerle 1550'likleri geç. Eğer sponsor getirmiyorsan arkadaş Houston problemim var abicim yani maalesef. Demin Kenan dedim. Kenan kardeşimiz 3 defa dünya şampiyonu oldu ya. Bu görülmüş şey değil. Ona rağmen evet, hala para veriyoruz. Adam yarışan devlet yani takımı diyor ki arkadaş bana para vereceksin diyor. En az yani ya kendim vereceğim ya sponsor getireceğim. Hala öyle mi bu? Bildiğim kadarıyla öyle. Yani bu sene değişmiş yani değişmesi için hiç sebep göremiyorum. Yani 3 senedir öyle olduğunu 2013'te biliyorum. 2013'te de değişmemişti böyle. İnsan hiç zannetmiyorum. Yani takımı bir anda takımı bir anda şey yapıp yani aydınlanıp evet sen bize daha para verme diyecek hali yok. Bildiğim kadarıyla 300-400 bin euro devlet Kenan Sofuoğlu'nun yani 3 defa dünya şampiyonu olmuş sürücümüzün takımına devlet para veriyor çünkü sponsor yok. Evet. Türkiye'yi zaten unutuyor. Galiba o ödemelerde de bir iki sıkıntı yaşanmıştı. Bizim ekibimizden Fridolin bu sene İngiltere'de sanırım onun yarışını seyretmeye Silverstone'a gitmişti. Orada bayağı bu konular gündeme gelmiş sanırsam epey o konuda bir sıkıntı olmuş. Ha çözüldü mü çözülmedi mi şu an bilemiyoruz tabii. Yani çünkü şu bunu niye özür dilerim. Bunu niye söyledim? Çünkü hep şu geliyor bana daha geçenlerde bir Facebook arkadaşım da abi bize bir sponsor bulsanız da işte biz yarışsak falan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani onu hemen baştan söyleyeyim. Maalesef. Maalesef yani Kenan Sofuoğlu. Ya Kenan Sofuoğlu, hayır Kenan Sofuoğlu gibi 3 defa dünya şampiyonu olmuş bir adam Türkiye'den sponsor bulamıyor yani. Ayıp. Ya yani daha yani. Şimdi neyse oralara hiç girmeyeyim de yani bitmez sonuçta yoksa. Burada bir de bu MotoGP'de hemen çok kısa şey yapayım. Kenny Roberts Jr.'ın bir lafı vardı. Yani hem çok iyi yarışçı olacaksınız. Evet. Formunuzun zirvesinde olacaksınız. Hep. İyi bir takım, iyi bir motor. Evet, iyi bir mekaniker. İyi bir mekaniker. Bunların hepsi birleşecek. Bir sakatlık yani olmayacak. Gezegenler bir hizaya gelecek yani. Evet. Devamlı. Ondan sonra başarıdan söz edebilirsiniz. Yani çok üstte yukarıya oynamaktan. Yani kolay değil arkadaşlar. Evet. Bir de bana bu soru çok geliyor genelde. Abi ben motosiklet almak istiyorum. Ne yapayım? İşte nasıl motosiklet, nasıl A2 ehliyet alınır? Ben de A'm. Diye bir soru geliyor. Ondan sonra da MotoGP'ye katılmam için ne lazım? Sorusu. İkinci soru genelde bu oluyor genç kardeşlerimizden. Yani tabii güzel. Bak, keşke inşallah herkes katılır yani hemen. Tabii. Ama söyleyeyim A2 şart değil. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Güzel. Yani, toprağın ehliyeti olmayabilir. Olmayabilir. Bildiğim kadarıyla aldı o. Aldı. Şimdi bir sonraki konuya geçiyoruz. Bir sonraki konumuz motosikletler. Uzaktan çok güzel duran nefis motosikletler. Fakat eşimize dostumuza itiraf edemediğimiz çirkinlikleri olduğunu bildiğimiz motosikletler. Aa. Evet. Çünkü onu satın aldıktan sonra o böyle eskisi gibi olmuyor. Yakınına gidince işin rengi değişiyor. Bununla ilgili birkaç örneğimiz var. Mesela bir fotoğraflara bakalım abi. Motosikletler dışarıdan bakınca nefis duruyor. Buyurun. Huyosung. Huyosung. Evet.
Değil mi? Evet. Ama abi yakınına gidince seni bakalım neler bekliyor. Bak böyle güzel bir plastik ekranlar silsilesi. Orada garip bir dijital ekran. Uzay 1999. Evet. 1970'lerin bilim kurgu dizileri bekliyor. Mesela böyle işte bir başka örnek Megelli biliyorsunuz bu çok güzel bir motordu. Hatta test etmiştik. İşte evet test etmiştik bizim şeyle Ömer'le. O ne bu yani? Bu da göstergesi bunu. Ne gösteriyor? O her şeyi gösteriyor ya. Işın. Retina yakar bu be. Abi bu çok güzeldir. Bunun bir tane reklamı var. Reklamına bakmamız lazım. Bak şimdi o reklamı bir açar mısın? Abi şimdi. Viraj baba, nereye? Tamam bize dön, bize dön. Ben şimdi, dönmeyeceğim o viraja. Evet. Şimdi baba viraj sola ama motor sağa gidiyor. Sağa gidiyor. Bayağı güzel. İyi bir Photoshop çalışması olmuş. Şimdi demişler ki herhalde motorun solunu göster. Tabii. Ondan sonra ama yol altına da bir yol yapıştır. Adam da yapmış. Ne bilsin adam motosiklet sürmüyorsa nereden bilsin sağa dönerken sola yatış taraflarını falan. Yapmış adamlar bir şekilde kelkör. Koskoca firmaların simülatörlerini hazırlayanlar bilmiyorlar. Ama onaydan geçmiş, yani basılmış, bize ulaşmış. Tabii. Evet. Vatandaşa ulaştı o. Ondan sonra gene bu başka örnek. Mesela evet Kawasaki Ninja 250 mesela onun gösterge tablosuna bakarsanız otomarsandır. Oo, evet. O 303. Hatırlar mısın abi? O 303'leri, o ilk gömük farlı otobüsler, onların gösterge tablosu. Evet. Bunu sığdırmak da başarı oraya. Evet, fena değil, hakikaten şey kocaman. Evet. Şimdi bak, burada da yeni motorumuz var abi. Evet, şimdi işte S1000R. Psycho Killer Keskose. Evet, bak kime benziyor, bizim arkadaşlar kime benzetmişler onu. Çok iyi benzetmişler, bravo. Dur, daha beteri var bence. Bravo. Daha beteri de yok, bak şimdi. Geçtik. Ya işte maalesef buna benziyor. Espinar. Bir geri dön bakayım Espinar'a. Espinar'la çok benziyor muymuş buna? Şu patlak göz. Ya adamın benim yani, ya. Hani. İşte, çok güzel. Yani. Çok güzel. Peki bana şeyi hatırlattı bu motosiklet makyajı, işte görüntüsü vesairesi konusu. Bir çok magazinsel olacak ama çok başa gelen bir şey var abi. Bir bakalım mesela hanımlardan, meşhurlardan kimler var abi. Bak şimdi bak. Bak. Bunu tanıyor muyuz? Meşhur Madonna. Bak Madonna. Orijinali ömrü de makyajlısı. Nasıl? Mesela bir başka örneğimiz var. Bu da ya. Who's that girl? Ya boş ver kimse kim abi. Bak bak. Devam. Devam bak. Yapılmadan önce. Before and after. Meguiar's abi. Kuaföre soktuk. Adam ettik. Bak şuna bak. Abi. Yaratıks. Allah Allah. Yaratıks. Bak. Bu SSK Samatya'da hemşiredir kendisi aslında ama falan. Evet. Yani insan gece yapıyor. Evet. Jennifer Lopez bile başka biri gibi çıkmış. Doğru. Şimdi şunu demek istiyorum. Arkadaşlar hep bana şunu soruyorlar. Hani güzel motor olsun, uygun fiyatlı olsun, hızlı gitsin diyorduk ya geçen hafta evet, da evet, konusu gelmiş. Hep hepimiz istiyoruz onu arkadaşlar ama öyle yok. Ve yakına gelince de birçok motosiklette oluyor bu. Japon motosikletlerinde de var. İşte Kawasaki'de var, Honda'da da var. Bir sürü motorda böyle yakına gelince bazı detayların pörtlekliği çıkar. Bazı motorlarda da çalıştırınca anlarsın kendini. Ki en acısı odur yani. Yani görsel felakete razı. Uzaktan da harikadır, yakından harikadır. Evet. Çalışıncaya kadar. Dur bir dakika, dur bulacağım. Bak şimdi. Bak. Bir motor var. Ben geçen sene sürdüm. Çok büyük reklamlarla, tatavalarla çıktı. Çok az insan Türkiye'de sahip oldu ve sürdü bu motora. Allah'tan. Ben ödünç alıp böyle bir fırır yaptım. 3 silindirli MV Agusta F3. Millet öve 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 bitiremiyor. Öyle gidiyor böyle ağlıyorlar. Böyle İngiliz'e bakıyorsun başında hüngür hüngür ağlıyor İngiliz. Çıkan ses şu çalışınca bak. Yani çıkan sesi, ben bir kere onun binme gafletinde bulundum işte senin ortak tanıdığımız arkadaşımız, meşhurlarımızdan. Evet. Yırtındım, alma sakın ha, bırır bırır falan. Tabii ben de değilsem tersini yapmakla mükellef olduğu için kendisi. Almıştır. Aldı, bindim. Ya şimdi 3 silindir deyince biliyorsun bir de Street Triple diye bir cisim var hayatta. Evet. Ya hiç abartmıyorum. Yani kimse kusura bakmasın lütfen. Yani Street Triple yatak sarmış. Hani son nefesini veriyor. Yani
falan diye. Dedim arkadaş yani 3 silindirli motora binmesem bile hani bunu yemem de yani bindim abi yani yapılmışına binince. Böyle olmuyor mu? Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani burada oynanmışı var yani ona bindim yani sakın ha ya. Yani sakın ha yani öyle değil maalesef maalesef. Mesela yani. Agustalar benim gözümde öldü. Çok güzel motosiklet. Evet. Müthiş. Evet. Al biblo. Böyle o vidaların civataların üzerine logolar işlenmiş falan. Ulan diyorsun detaya bak adam evet. Ne biçim yapmış. Fakat bir çalıştırıyorsun aga. Böyle. Yani hadi yani. 4 silindirlileri ne haksızlık etmeyeyim. O kadar korkunç bir çalışma izlenimi vermiyorlar ama ben de pisti bitirebilen bir Enver Gusti görmedim. Henüz bir görmedim. Yani bir havaya uçan vardı belki gözümüzden. Vardı. Ama. Biz görmedik. Köfteci minibüsü gibi tüte tüte. Yani, ne yazık ki. İşte yağ tıpa sıfırlayan. Ya işte son bu İngiliz dergilerinde falan da çıktı yani o 3 silindirli naked versiyonunu test etmişler. Rivali. Rivali, Rivali de biraz düzeltmişler de Rivali'den önce biten bir naked'ı var galiba onun. Neyse. Neyse. Yani normalde bu vatandaşlar böyle işte hani biliyorsun ben o konuda ruh hastası denecek kadar hassasım gaz kolunun tepkisine. Maalesef öyle doğru. yani İngiliz dergileri normalde takılmazlar yani nice motoru öyle geçirdiler. Bize mesela Fazer 600 ilk nesil felakettir. Onlar bile ya bu İtalyan testerlar yani hangi akla hizmet bu motoru bitti diye bize verdiler. Gaz kolunun tepkisindeki şikayetlerine dayanarak onlar bile bunu dediğine göre siz gerisini hesap edin arkadaşlar. Evet dolayısıyla yani motosiklet alırken neye dikkat edeceğiz? Barkın abi diyorsunuz ya bana bazen. Baba şunlara dikkat edeceğiz. Bir, bol bol okuyalım. Evet, bilgi kirliliği var. Bununla ilgili kavga da var. Benim ak dediğime öbürü kara diyebilir. Evet. Çoğunlukla bende yalan yok ama. Biz burada neyse olduğu gibi söylüyoruz. Böyle bir konu var. Bunlara bir bakalım. Okuyalım, inceleyelim. Bir kendi süzgecimizden geçirelim. Ha, unutmayın ki belki bizim hoşumuza gitmeyen motora sen bayılacaksın baba. Tabii. Bir de o var. Hani hep o örneği veririm. Deauville miydi? Deauville. Evet. Honda Deauville. Evet, 58 beygir, 248 kilo. Bayılır. Açıyorsun gazı, gitmiyor. Transalp motorlu, 2 silindirli. Seyahat motoru diye yapmışlar. Yandan rüzgarı aldı mı şerit değiştiriyor istemsiz olarak. Gitmiyor. Sollamaya çıkınca böyle açıyorsun. Falan nefessiz böyle amfizemli herif. Durmuyor da. CBS takmışlar falan berbat. Ama yani ben bunu söylüyorum. Deauville'le bir ömür geçiren adam var. Ve de çok mutlu olan var. Bana da diyor ki sen de motordan iyi ki anlıyorsun ha. Koskoca ya Honda yapıyor bir tane. Ha, koskoca Honda yapma. Honda yaptıysa sen Honda'dan iyi mi biliyorsun? Hayvan yani. Herif diyorlar. Adam da kendince haklı yani. Evet. Çünkü o motorla mutlu memnun herif. Ona ne diyeceğiz ki? O zaman kimseye laf düşmez yani. Dolayısıyla hani durumlar böyle herkese göre değişir ama elbet bizde biraz, bende bir spor motor merakı var. Yakında güzel bu konuyla ilgili yeni motorlarımız gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Havaların biraz düzelmesini bekliyoruz. Çünkü hava bu kadar soğukken pistte motor, lastik... Bilmiyor. Evet. Bir de yani şu son 3-4 gündür yağmur yağsa kesinlikle razıyız. Sprey. Yani o yerdeki pislikleri bir de böyle bir yukarıdan sprey sıkılıyor. Yani çamur deryası. Yani ince yağ dökülmüş zeminden az hallice. Çok Duat dikkatli biliyor olalım. Biliyor çünkü bizi götürüyor hafta sonu. Nerede çamur var? Nerede kaygan yol var gidiyoruz. Ya arkadaş hay Allah. Ben uyandım o yüzden gelmiyorum. Evet. Böyle bir durum. Bu akşamki altınlı gecenin de sonuna geldik. Umarız sorularınızın büyük oranda cevap verebilmişizdir. Gerçi çok soru var. Yani geldikçe söyleyeceğiz. Not alıyoruz önümüzdeki haftalarda. Evet, bir tane göreceğiz. Çok önemli bir şey vardı ama Rospa ile CSS farkı bu Gaia kuyusu gibi bir konudur. Onu el alacağız ya. Onu bunların hepsinden onu. Bahsedeceğiz abi. Hiç merak etmeyin. Suspansiyonlarla ilgili bir konu vardı. Evet. Onlara falan pek giremedik. Vakit kalmadı. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Belki çarşambadan başka bir güne alırız. Belki almayız. Şu anki durumları bilemiyoruz ama bakalım ne diyecek Üsküdar'daki Platon'un sahibi İlker Bey. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Umarız bu işi burada sürdüreceğiz. Üsküdar'daki Plato'ya çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı tanıdığı için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.